Peki. Ereğli var. Çok da sorulmuş hatta. Sorulur yani Türkiye'de herhalde en çok orta ve uzun vadeli hani bizim değer yatırımcısı, temettü yatırımcısı dediğimiz kitleyi üstünde taşıyan hatta çok da hani bilinçsiz yatırımcılar da var elbette ki her hissede ama oldukça bilinçli bir yatırımcı kitlesini üstünde taşıyan Türkiye'nin değerli şirketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok sorulması çok yadırganmamalı. Şimdi burada yine ben yatırımcılara şöyle bir şey göstereyim bakın. Buraya çizmemişim ama gözümle gördüğüm için anlatayım. Şurada bir büyük üçgeni vardı. Burada da küçük üçgeni vardı. Bakın, önce küçük üçgeni yukarı patlattı o haberle. Ardından da burayı patlatıp geplerle beraber çok büyük bir coşkulu hareket içinde kaldı ki turuncu trend çizgisinin üstünde zaten orta vadeli tut konumdaydı. Şimdi burada bakalım ne yapmış? Şu anda Ereğli'nin Fibonacci 161.8 41.96 bölgesinde bir bocaladığını, burada bir savaş olduğunu görüyoruz. Bakın çok net. Burası Fibonacci 161.8. Bir de böyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Çevresinde nasıl bir savaş var? Bu 161.8'in üstünde şöyle kallavi bir şekilde momentumla oradan uzaklaşamıyor. Dolayısıyla Ereğli 41.96 ve veya yeşilimiz kaç? 43.75. 41.96, 43.75 Ereğli için önemli bir direnç bölgesi gibi görünüyor. Bu direnç bölgesini 38.5'ların üstünde kalmaya devam ettiği sürece kontrollü bir şekilde yukarı yönlü okuma disiplininde kalabilir yatırımcılar. Burada bir acaba aşağı risk ne zaman tetiklenir? Benim acaba ne zaman bir savunma dürtüsüne geri dönmem gerekir şeklinde riski sorgulayan yatırımcılar varsa bu riski 38.49 seviyesine bağlayabilir. Yani if şartı gibi düşüneceğiz. Çünkü neden? 38.49 kırılırsa Ereğli büyük trend içinde 35.20 ve 33'lere doğru bir aşağı yönlü satış baskısını kuvvetlendirir ve iştahlandırır. Dolayısıyla Ereğli 38.49 üstünde kaldıkça 41.96 ve 43.75'leri yukarı yönlü boğaların boynuzlarıyla iteklemek isteyecektir. Dikkat! Ereğli 43.75 üstünde bir üst Fibonacci'si olan 52 TL'lere doğru bu bölgedeki şu geniş koridoru, bakın şu geniş koridoru kuvvetli fiyatlamayla sürdürmek ister. Ancak bu 52'lere doğru kuvvetli ve iştahlı bir piyasanın, bir fiyatlamanın, bir hareket karakterinin başlaması için yatırımcılar lütfen 41.96 ve veya 43.75'in bu bölgenin üstündeki kapanışların olup olmama zaman tetiklenmesini dikkatli bir şekilde takip etsinler. 38.49 kırılmadıkça temkinli iyimser kalınabilir. Peki, İşçe var.